Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe Beko'nun yazın yaptığı transferleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise biraz tanıdık bir isim. Nikola Melli milli konuşmadan önce tabii ki bir hatırlatmamız var. Her zamanki gibi sponsorumuz Migros Yeme'ye teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Çok da güzel bir haber var artık kampanyanın son günleri. Ondan bu kampanyayı kaçırmamanız için size hemen davranın diyorum. Migros Yeme'ye ilk kez gelenler 24 Haziran'a kadar ilk 3 siparişlerde toplam 240 TL indirimli veriyorlar. Ben çoktan ilk siparişimi verdim. Zaten Migros Yemek'ten vazgeçemiyorum diyorsanız ki çoğunuz öyledir... Ziran ayında vereceğiniz ilk 3 siparişinize tam 200 TL indirim hesabınızda uygulamada birçok sürpriz, kampanyalar, avantajlı menüler var. Sakın kaçırmayın. Biliyorum çok kısa bir süre kaldı. Şimdiden herkese afiyet olsun. Abi Nikola Melli aslında herkesin yakından tanıdığı bir isim. Ama biz biraz daha burada Melli'nin kariyeri değil de son dönemini konuşmak istedik. Özellikle NBA dönüşünden sonra Milano'yla inişli çıkışlı bir performansı oldu. hale geçirdiği dönemi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Vallahi şimdi Melli Fenerbahçe'ye geldiğinde 7 sene önceydi. Aynı Melli'yi beklemek e, hayal olur. Milano bölümünü ben bütün oyuncular için, koç için de aynı şey geçerli. Biraz oradaki kargaşaya bakarak da değerlendirmeye çalışıyorum. Yine Milano bu sene herhalde 10-12 tane transfer yapacak sanki öyle gözüküyor. Yapmaya da başladılar zaten. Tam gaz gidiyorlar ya. Orası yani harcanan paraya göre başka bir hedef var diye düşünüyorum. Melli 2 yıl Fenerbahçe'de forma giydi. iki yıl Final Four yaptı Fenerbahçe. Bir tanesinde final oynadı. İşte o meşhur Vesely'nin erken faal problemine sokulduğu maç 38 dakikamına Melli 5 numara oynamaya mecbur kalmıştı. Gayet de iyi oynamıştı. O Melli'yi unutalım. New Orleans ve Dallas'ta geçirdiği iki senenin ben açıkçası basketbolunu çok olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. 100 küsür maç oynadı. Yani öyle kenarda vazo gibi oturanlardan da değildi. Çok süre almadı belki ama. Onun İtalya'daki inişli çıkışlı performansı ben biraz da Messina'nın düzeninden kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi Saras'la biz hep obra baba oğul diyoruz. Esasında baktığın zaman Melli ile ilgili en büyük soru işaretlerinden bir tanesi stretch 4 veya stretch 5'i o rolü ne kadar başarıyla dolduruyor? Fenerbahçe'deki ilk sezonu %44.1 üçlük atmıştı. Bu kariyerinin en yüksek üçlük yüzdesi. ikinci sezonda yüzde 41 üçlük atmıştı. Bu da kariyerinin üçüncü en yüksek üçlük yüzdesi. 35 yaşında ondan 25 dakika 30 dakika falan artık hiç beklemeyelim. Fiyatı uygunsa yani bunu da belirtmem lazım. Fiyatı uygunsa tecrübe olarak Fenerbahçe'yi daha önce tanıyan biri olarak bir parça olarak 10 12 dakika belki. Bence iyi bir artı olur ama bir de şey vardı. Yani Milano'da bir maçtan sonra biliyorsunuz biraz Fenerbahçe taraftarıyla ters düştü sevinme şeylerine. Bu Mellinin karakteri yani oynadığı takımın formasının hakkını vermeye çalışır. Ben açıkçası çok fazla kızmamıştım. Öyle düşünüyorum yani. Abi şut konusunda aslında çok iyi bir noktaya değindiniz ama ya bence biraz da özgüveni kırıldı Milano'da. Yani çembere daha az bakmaya başladı. Kullanıcı açıktılara da kullan kullanmamaya başladı ve orada biraz da tepede oyun kurucu gibi aslında oynuyordu. Pasör özelliği Fenerbahçe Beko'nun da çok işine yarayabilir diye düşünüyorum. Çok doğru. Oynadığı maçlardaki maç kaçırmadı diye biliyorum. 6 sayı veya altında kaldığı maç sayısı 19. Yani neredeyse skor tehdidi ortadan kalkmış bir melli vardı. Orada dördüncü skor opsiyonuydu belki de takımdaki. Valla orada herkes skor opsiyonu. Melli gibi takımı düşünen bir oyuncu da e, biraz ister istemez geri adım atıyor. Kendini rahat hissetmemesi açısından çok haklısın. Geçen sene %57.7 serbest atışla oynadı. Bu biraz da yorulmasından da ortaya çıkıyor ki kariyer ortalaması evet ahım şahım değil %74.3 ama %57.7 de e, felaket yani. O açıdan kesinlikle... Yani biraz orada güvenini kaybetti. Belki rolünü tam bilemedi. Fenerbahçe'de onlar daha kolay net anlatılırsa ya ben faydalı olacağını düşünüyorum. Bir kere takım oyuncusu. Fenerbahçe'yi tanıyor. Kaç senedir Euro League'de oynuyor. O açıdan süreç çok önemli. Bir de Ondan ne bekliyorsun? Çok önemli. Evet pas şeyi var. Zaten şey <laughs> her şeyi iyi kötü yapıyor ama hiçbir şey elit yapmıyor. Yani bence en büyük sıkıntı Melli'de özellikle de biraz yaşlandıkça fiziksel olarak da biraz düştü. Her şeyi sana verebilir gününde ise e, vay be ama hiçbir şeyi elit yapmıyor. Bence işte... Eskiden beri Real Madrid, Barcelona gibi takımları çok tecrübeli. Orada dursun gün gelir ihtiyacımız olur diyebileceği tarzda bir durumda şu anda. Tabii Fenerbahçe'de eski dönemde Melli bir 4 numaraydı ama artık 5 numaradan daha fazla süre alıyor. Özellikle Milano'da bunu gördük. Herhalde bu transfer gerçek olursa abi sanki 5 numara alternatifi gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani Sertaç'a verdiği dakikaları yani Sertaç tarzı bir 5 numaraya ihtiyaç olduğu zaman o dakikaları Sertaç'la paylaşacaktır diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin 5 numara durumu da Motni ne oldu? Ses seda yok. Açıklama yok. E Papa şimdi Yunan milli takımı iyi bir baş çıkardı. Ergin Ataman onu zaten alayım mı almayayım mı diyordu. Yani Fenerbahçe'nin belki de şu anda tek iki pivotu Sertaç'la Melli olabilir yani. Peki abi bu transfer gerçekleşirse Sertaç ve Melli'nin önüne nasıl bir 5 numara alınmalı? Hangi özellikleri olmalı o oyuncunun? Vallahi ismi ortalıkta dolaşıyor. O, o konuda da hiçbir açıklama yapılmadı. NBA'deki ilk Portekizli. Şimdi bakıyoruz Real Madrid, Panathinaikos, Olympiakos pivot mu? Mevkiinde de şu anda Fenerbahçe çok zayıf. Ama Boston'da oynayan bu sene Niami Keita bence yılın transferi olur. Çok net söylüyorum. Portekizli ilk kez belki Euroleague oynayacak. Ama 2-13 blok delisi. Yani Ekbe Yudof'tan bu yana Fenerbahçe'nin en iyi çember koruyucusu olur. Ekbe'yi bile geçebilir şimdi. Tabii kolay değil. İlk kez Euroleague biraz sabretmek lazım. Ama şut mu taramayın? <laughs> Ama onun dışında blok, smaç inanılmaz bir motoru var. 2-13'lük bir oyuncu için. Yani rebound kovalıyor, alamıyor, al, bir daha deniyor, bir daha deniyor, cart diye içine vuruyor. Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandıracak bir şey uzun. Mutlaka inşallah olur. 2-3 senelik anlaşmak lazım. Öyle bir artı bir falan değil. E Boston'da da çok seviliyor. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama yani oynamak da istiyor. Yani ben Keita e diyorum. O zaman siz reçeteyi verdiniz abi zaten. Benim reçeteler hep çöpe gidiyor. <laughs> Ağzınıza sağlık diyelim abi. Yine güzel bir değerlendirme oldu. Zaten transferler boyunca da izleyicilerimizin karşısında olacağız.